Evet değerli izleyenler, özel yayınımızla karşınızdayız. Gün içerisinde Taksim'de yaşananları aktardık. Yine bir toparlayalım. Taksim Meydanı'nda bir sakinlik söz konusuydu ancak polis bugün tekrar Taksim Gezi Parkı'nda direnenlere gaz bombalarıyla müdahale etti. Basın açıklaması yapmak isteyen Taksim Dayanışması'na da müdahale edildi. Taksim Dayanışması saat 19'da toplanma çağrısında bulundu. Bu özel yayınımızda konuklarımız olacak. Televizyonumuz genel yayın yönetmeni Aydın Çubukçu'yla oyuncu Selin İşcan konuğumuz olacak. Öncelikle Aydın Çubukçu'ya dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Aydın Bey, Gezi Parkı'nı sahiplenmeyle başladı ve tüm Türkiye'ye yayıldı. Bu protestoların, bu halk ayaklanmasının aslında temelinde yatan sebepler neydi? 3-5 ağaç mıydı? Öyle mi başladı sizce? Aslında bir Antalya'da göstericilerin birinin taşıdığı bir slogan bence durumu çok iyi özetliyordu. Diyordu ki sloganda, sorun 3-5 ağaç değil, bir odun. Bu oldukça akıllıca özetlenme diyebileceğimiz sözlerin gerisine baktığımız zaman, bütün bir AK Parti yönetiminin icraatlarının toplamını, bu toplamın üzerinde kişisel özellikleriyle duran başbakanı ve onun geleceğe ilişkin olarak gençliğin, halkın önüne koyduğu programı, her şeyi görebiliyoruz. Saymaya başladığımız zaman biz pek çok şey söyleyebiliriz. Şu sebepler, bu sebepler diye bir sürü icraat sayabiliriz. Ekonomiden, siyasete, kültürden, gündelik politikaya kadar her şeyi bir gerekçe olarak söyleyebiliriz. Ama halkın algısında, yığınların algısında bu bir simgeyle ifade edilir. O simgeyi bulduğu anda muhalefetin bütün okları oraya yönelir. Geçmişteki ayaklanmalara baktığımız zaman, örneğin Mısır'dakine, Tunus'takine baktığımızda orada bir diktatör simgesi vardı ve halkın, göstericilerin tek bir sloganı vardı. İki kelimeden oluşan bir slogandı bu. Onur ve hürriyet idi. Diktatörün gitmesiyle onurlarının iade edileceğini ve özgür olacaklarını düşünüyorlardı. Algı düzeyi buydu ve böyle yorumluyordu kendi hareketini. Bizde de daha önce ben bir yazımda bir simge ve bunun etrafında örülebilecek bir muhalefet hareketinin Türkiye'de de aynı sonuçları verebileceğini söylemiştim. Hatta yazım şöyle bitiyordu. Hangi nedenle ve ne zaman patlayacağı bilinmez ama gidişat o yöndedir demiştim. Hatta bazı arkadaşlarım buna gerçekten inanıyor musun demişlerdi. Yani Türkiye burası, böyle bir şey olabilir mi diye soranlar olmuştu bana. Ama Arap ülkelerindeki hareketleri de çok şaşırılmıştı. Şaşırılmıştı tabii. Ama toplumsal hareketlerin doğasında böyle bir şey vardır. Bütün dünya pratiğine baktığımızda hiç ummadığınız bir nedenden dolayı kitlesel patlamalara tanık olabilirsiniz. Evet, Türk Baharı, Arap Baharı karşılaştırmaları oldu bu süreçte. Siz Türk Baharı olarak yorumluyor musunuz? İstanbul'da zaten onda Arap Baharı olarak adlandırılmasını pek içime sindirememiştim. Bunda Türk Baharı demek çok içimden gelmiyor. Ama bir özgürleşme ve hayata müdahaleyi reddetme hareketi olarak görebiliriz. 68 hareketiyle falan kıyaslayarak buna bir cevap vermemi istendiğinde ben şöyle demiştim. 68 kuşağı yeni bir dünya yaratmak istiyordu. Yeni bir dünya kurmak istiyordu. Ama bugünün kuşağı elde kalan dünyayı korumak istiyor. Böyle bir fark var. Çünkü hızla tükenen, doğasıyla, ekonomisiyle, insanlığıyla, temel değerleriyle, her şeyle yok edilmekte olan bir dünya var ve direniş buna karşıdır. Elde kalanı tutmak, hiç olmazsa bunu korumak diye bir şey. Ağaçlar onun simgesidir, park onun simgesidir. Özel hayata müdahaleler, işte giyim kuşamdan ne içilip içilmeyeceğine karar vermeye kadar her türlü müdahaleye karşı
bu yeter diyen bir sestir. Evet, peki alanda kimleri görüyorsunuz? Birçok farklı kesimin varlığından bahsediliyor. Başbakan Erdoğan ilk günden itibaren birçok niteleme yaptı. Tek tek saymaya gerek yok çünkü çok fazla saydı. Çapulcu dedi, alkolik dedi, birçok şey söyledi. Ve tepkileri dış mihrak, dış parmak, faiz lobisi diye böyle refleksler verildi. Bunların nedeni neydi? Yani gerçekten dış mihrakların işi mi yoksa bir halk ayaklanması mı? Yani bir dış mihrak nasıl bir halk hareketi yaratabilir? Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Ben şahsen kendi adıma söyleyeyim, 50 yıldır halk hareketi yaratmaya çalışıyorum. Yapamadım. Bir şey olmadı. Ama dışarıdan bir ajanın gelip bir anda böyle bir hareket yaratabilmesi, eğer böyle bir şey varsa, sihirli bir halk hareketi yaratma formülü varsa, onu da öğrenmek isterim. Bu saçma sapan bir şeydir. Daha çok kitleleri kendi gücüne olan inancından uzaklaştırmak, ben yapmıyorum, bana yaptırılıyor duygusu vermek için uydurulmuş bir yalandır. Burada hedef ama bize çok saçma görünebilir ama gerçekten şöyle anlamlı, egemenler açısından anlamlı bir yanı var. Halkın kendi gücüne olan güvenine yönelik bir saldırıdır bu. Yani sen yapmıyorsun, seni kullanıyorlar duygusunu vermek istiyor bütün propaganda. Yok faiz lobisi, dış mihraklar, ajanlar, provokatörler vesaire, bunlar bir araya gelmişler ve halkı ayağa kaldırmışlar. Böyle bir görünüş yaratmak istiyorlar. Halk eğer buna inanırsa evine çekilecektir. Yani kullandırmayayım kendimi diyecektir. Propagandanın temel amacı budur. %50 benim %50'm diyordu. Orada bir karşı %50'yi bir ötekileştiriyordu. Şimdi aslında toplanan kitlenin içerisindekileri de dış mihraklar diye belki de birbirine ayrıştırmaya çalışıyor. Evet. Peki bugünkü AKP grubunda da Başbakan Erdoğan, bu ülkenin başbakanı olarak sesleniyorum. Bu eylemler bazı sermaye grupları, faiz lobileri tarafından kullanılmıştır. Taksim'de eylem yapanlar ekonomiye, turizme kastedenler tarafından açık şekilde kullanılıyorlar diye. Yani bir tekrar işte faiz lobisiyle Gezi Park direnişçilerini aynı kefeye koyma şeyi söz konusu. Bir taraftan da bu açıklamaların üzerinden 15 Haziran ve 16 Haziran'da miting kararı aldı AKP. Sizce %50'yi zor tutuyoruz diyordu. Artık tutmuyor mu? Ya da kime karşı çağırıyor alana? O %50 bir efsane bir kere. Çünkü ben Ankara'da, Antalya'da birkaç gün gösterilerin içinde bulunma fırsatı buldum. Mesela pekala kendisine oy verdiğinden kuşku duymayacağımız insanlar da bu gösterilerin içindedir. Başörtülü genç kadınlar, anneler, hatta dindar olduğundan asla kuşku duymayacağınız görünümü itibariyle erkekler. Bunlar gösterilerde pekala etkili bir biçimde ve büyük bir öfkeyle kendilerini gösteriyorlardı. Bunlar birkaç kişi de değil, önemli bir kitle. Diğer yandan MHP'li gençler önemli ölçüde bütün Bahçeli'nin bunu zapt etmeye çalışmasına, Devlet Bahçeli'nin zapt etmeye çalışmasına karşılık MHP'li gençler bu gösterilerde yer alıyorlar. Dolayısıyla %50, %50 diye bölünmüş değil Türkiye. Bugün başbakanı destekleyenler azınlıktadır. Kendi %50'sinden de önemli ölçüde kaybetmiştir. Zaten o %50 nüfusun %50'si gibi anlatmaya çalışıyor ama asla değil. Oy verenlerin, ki bunlar Türkiye nüfusunun %20'si 30'u arasındadır. O %20-30'un %50'sidir. Geriye kalan bütün bir kitle, oy verme yaşında olmayan insanlar üstelik, genç kadınlar, erkekler, ne bileyim asker kaçakları, bütün bunlar yani oy vermemiş insanlar. Nüfusun büyük çoğunluğu bugün bu hareketin içindedir. Meydanlara gitmiyorsa, sokağa gitmiyorsa, evinde oturuyorsa bir sebebi vardır ama niyetleriyle, kalbiyle, ruhuyla bu eylemin içindedir insanlar. Peki miting çağrısı ne gösteriyor? Yani neden? Miting çağrısı başta partisine ve kendisine moral vermek için.
çok büyük mitingler düzenleyebileceğini düşünüyor. Bunu yapabilirler de, belediyelerin olanaklarını kullanarak adam toplayabilirler. Ama Ankara'da umduğu kadar kalabalık, beklediği kadar kalabalığı toplayamadı. Yani uçaktan indi, yol boyunca belirli noktalar tespit etmişlerdi. Belediye otobüsleri sabah akşam onlara çalıştığı halde, yani binlerle ifade edilebilecek bir kalabalığı toplayabildi. Öyle yüz binler falan toplamadı, toplayamadı. Yoktu. Çünkü şunu açıkça görebiliyoruz. Kendi kitlesinde, milletvekillerinde ve hatta bakanlarında bir moral bozukluğu var. Farklı açıklamalar da var. Farklı açıklamalar yapılıyor. Bunlar birbiriyle çelişebilen, birbirlerini nakseden açıklamalar olabiliyor. Bu halk arasında, yani AKP'ye oy vermiş kitleler içinde bu moral bozukluğu daha da yaygın. Şimdi bunu bir biçimde ortadan kaldırmak zorunda, çünkü önümüzde işte 3 tane aşamalı seçim var ve bunlardan birisi çok önemli kendisi için, başbakanın cumhurbaşkanlığı seçimi. Eğer bu havayla devam eder ve kendi kitlesinden başlayarak moral bozukluğunu düzeltemez, kendi imajını yenileyemezse oradan bir cumhurbaşkanı olarak çıkması çok zor. Cumhurbaşkanı olarak çıkarsa o hayal ettiği sultan imajıyla çıkması da çok çok zor. Belki de bu yüzden öfkeli, yani açıklamalarında. Bu yüzden tabii. Bütün öfkesi, kontrolsüzlüğü bu yüzden. Evet, daha Türkiye'deki açıklamalarına değindik ama öncesinde Kuzey Afrika gezisi oldu Başbakan Erdoğan'ın. Bu eylemler, bu protestolar gezisine nasıl yansımıştır, yansımış mıdır? Ne amaçla gitti aslında? Şüphesiz Afrika özel bir gündem maddesi olarak her zaman hükümetin ajandasında yazılı. Afrika ile ilişkiler çok boyutlu ve dünyada emperyalizmin, özel olarak Amerika'nın ve İsrail'in Afrika üzerindeki planlarının içinde Erdoğan'ın bir rolü var. O yüzden özel bir anlamı yok. Daha genel bir çerçevede Afrika ilişkileri, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrikası'na yönelik, özellikle Müslüman ülkeler içinde Erdoğan'a bir misyon biçildi. O rolü oynamaya çalışıyor. Onun bu döneme denk gelmesi bir rastlantı. Yani bu ayaklanma hesap edilir bir şey değildi ama Afrika gezisi önceden planlanmıştı. Fakat şöyle bir kullanabileceği bir durum olduğu düşünüldü. Yani başbakan dışarıdayken bu hareket bastırılabilir, döndüğünde de temiz bir Türkiye'ye gelmiş olabilir diye düşünülüyordu. Öyle olmadı. Hatta giderken ben dönmeden bu işi halledin diye talimat verdiğini biliyoruz. Ama halledemediler. Hala kendi gözünde kirli bir Türkiye'ye indi. Ve bunu tersine çevirebilmek için de indiği andan itibaren karşı propagandaya başladı, saldırıya başladı. Böyle yani Afrika ile ilişkiler açısından baktığımızda şüphesiz şöyle karşılanmayı bekliyordu o. Daha önce Lübnan'da ve başka Arap ülkelerinde çok şaşalı bir biçimde karşılanmıştı o One Minute hikayesinden sonra. Yine o itibarını üzerinde taşıyarak karşılanabileceğini umuyordu. Öyle olmadı. Son derece protokol düzeyinde geçen geziler oldu bunlar. Fazla tantana olmadı. Hatta Tunus'ta aleyhine gösteriler yapıldı. Türk bayraklarını sallayarak işte model başkan falan diye karşılanmayı beklerken bu olmadı. Türkiye'den belki o eylemlerden kaçtı, orada da karşısına şüphesiz çıktı. Şüphesiz eylemlerin etkisi oraya kadar uzandı. Aslında Afrika'ya değinmişken Orta Doğu'ya da değinsek, yani Suriye, bu olaylar başladığında Suriye tarafından açıklamalar da oldu. Arap basın olsun, dış basın olsun, Türkiye önemli ölçüde Türkiye basınından daha fazla yer verdi. Evet. Suriye Enformasyon Bakanı bir eleştiri yöneltti Erdoğan'a. Bundan sonra Suriye yönelik hükümetin politikasında bir değişiklik olur mu ya da? Bundan sonra değil, o Obama ile görüşmesinden itibaren belli bir değişiklik zaten başladı. Cenevre Konferansı. Cenevre Konferansı'na da bağlı olarak. Çünkü
dünya güçleri diyelim, Amerika, Avrupa ve Rusya, Esad iktidarının zor yoluyla yıkılamayacağı konusunda artık hemfikirler. Bu Türkiye'nin Suriye politikasının dünya çapında reddedilmesi anlamına geliyor. Yani askeri yoldan Esad'ın yıkılması ve orada daha çok Türkiye'nin, daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasına uygun bir iktidarın kurulabileceği düşüncesi vardı. Ama askeri yöntemler çamura saplanınca bu planda battı. Barışçıl. Yani daha sürece yayılan ve başka güçleri devreye sokarak, askeri olmayan güçleri devreye sokarak Esad iktidarının yıkılması konusunda belli başlı dünya güçleri anlaşmış vaziyetteler. Türkiye burada yalnız kaldı. Türkiye'nin içindeki olaylar, yani Gezi Parkı ayaklanması diyelim başlayınca, bu ikisi ister istemez birbirine bağlandı. Yani hem dış politika hem de iç politika bakımından başarısız bir hükümet görünüşü ortaya çıktı. Dışarıdaki politika çamura saplanmıştır. İçeride uygulamak istediği o kendisini cilalayan projelerinde yürüyemeyeceği anlaşıldı. Bütün o görünüş imparatorluğu çökmeye başladı. Evet, belki de borsadaki düşüşü bunlara da bağlayabiliriz. Yani. Hem iç hem dış politikasında yaşanan gerginlikler. Peki geçmeye bu tarafa da gelmek istiyorum. Aslında Arap basınından, dış basınından ilişkilerden de bahsettik de Türkiye basınını, medyanın tutumunu nasıl yorumlayacağız? Aslında birkaç örnek de vermek istiyorum. Son olarak Yeni Şafak Mehmet Ali Alabora'yı hedef gösteren bir haber yayınladı. Mi minör oyununun aslında provası olduğunu bu Gezi Parkı eylemlerinin. Bu tarz şeyler de geliyor. Mehmet Ali Alabora dün tek bir açıklama yaptı. Can güvenliğim yok, koruma istiyorum dedi. Ve Başbakan Erdoğan da sanatçılara hedef gösteriyor. Tüm bunlar sanatçıların bu hareketin önünde de yürümesiyle birlikte düşünürsek hem medya sansürü, hem bu linç kampanyası nasıl yorumlanır? Aslında Türkiye açısından son derece önemli bir gelişme olarak değerlendirmek lazım. Yazarların, tiyatro, sinema sanatçılarının bir bütün olarak neredeyse eylemin yanında ve onun bir unsuru olarak hareket etmeleri, bu eylemin bir destekçisi değil, doğrudan doğruya gücü olarak hareket ediyor olmaları, Türkiye açısından, şu andaki halk hareketi açısından çok önemli bir şeydir. Bunu yalnız biz görmüyoruz. Elbette hükümeti yönetenler de görüyorlar ve bunun son derece tehlikeli buluyorlar. Bir biçimde karalanması, itibarsızlaştırılması ve etkisinin kırılması gerekiyor bunun. Yeni Şafak'ın yayını bunun en tipik örneğidir, etkisizleştirmenin. Halkın önünde itibarını kırmak istiyorlar. Ne diyor Yeni Şafak? Bir yıl önceden bunun provasını yapıyorlardı. Ya bayılıyorum böyle şeylere. Bir tiyatro sahnesinde... Bir anlam da yüklü aslında oyunlara, değil mi? Toplumsal bir harekete... Bir de o var, Mehmet Ali Alabora'nın sözü çok önemli. Tiyatroya bu kadar değer vermeleri beni sevindirdi diyor. Keşke tiyatronun böyle bir gücü olsa, ayaklandıran bir gücü olsa... Bazen olur. Yani öyle bir an gelir ki tek bir tiyatro oyunuyla kitleleri ayaklandırabilirsiniz ama kitleler zaten gırtlaklarına gelmiştir. Her şey bir sebep, bir hedef, bir şey arıyorlardır. Tiyatro oyunu öyle bir rol oynar. Ama bir yıl önce sahneye konulmuş bir oyunun bugünün provası olarak tanımlanması... O dönem neden sustunuz sorusunda yani, ben evet, de uyandırıyor yani. Niye o zaman uyanmadınız? Ayaklanma provası yapılıyor burada diyemediniz. Ayaklanmayı gördükten sonra ha provasıymış bu bunun demek uyanıklığını gösteriyorlar. Aslında tabii ki bu aptalca yalanlara kendilerinin de inandığını sanmıyorum. Yani bunu yazıyorlar ama içlerinden de ya öyle değil ama yazalım. Bir de buradan vuralım diyorlardır. Bir de buradan vuralım diye ellerine attıkları her şey aslında şimdi orantısız zeka kullanımı diye bir laf var ya,
gerçekten orantısız bir zeka ile karşı karşıya olduğumuzu da gösteriyor. Bulamıyorlar. Bir sebep, bir gerekçe karalamak için bir görünüş, yalan uydurmakta bile son derece sıkıntıya düşüyorlar. Evet, orantısız zekadan da madem gençliğe ve sizin kuşağınızı da bir karşılaştıralım. 68 kuşağıyla 90 kuşağı arasındaki fark nedir? Gençlere çok fazla eleştiriler geldi. Apolitik oldukları, örgütsüz oldukları ama bir taraftan da yaratıcı olduklarının da hakkını verdiler aslında da. Nasıl bir fark vardı? Kesinlikle şu tarafı son derece önemli görüyorum. Böylesine yığınsal hareketlerin en önemli özelliği yaratıcı zekayı harekete geçiren bir takım etkenler ortaya çıkarmasıdır. Ellerinde, bedenlerinden, çıplak ellerinden ve kafalarından başka silah olmayan ama savaşa girmiş bir yığın söz konusu. Vücudunu tomalara karşı gerebiliyor genç kadınlar. Gazı neşe vesilesi yapabiliyorlar. Şarkı üretebiliyorlar. Şarkı üretebiliyorlar. Ve akıllarından, çıplak bedenlerinden başka silahı olmayan bir kitleyle karşı karşıya hükümet. Bunu yenmek çok zor. Atom bombası bile bundan daha şiddetli etki yapamaz. Bu harekete geçirilmiş yaratıcı güç, halk yaratıcılığı, kitlelerin kendi inisiyatiflerini ortaya koyduklarında neler yapabileceklerine dair her türlü beklentiyi aşan bir güzellik var ortada. Bizim dönemimizde kıyasladığımızda açıkça söylemek gerekirse şimdiki gençlik bu bakımdan, bu yaratıcılık ve mücadeleyi kitleselleştirme, kendi taleplerini değişik biçimlerde dile getirme bakımından çok daha başarılılar. Çok daha ilerideler. Burada tabii ilerleyen dünyanın onlara sunduğu imkanları da iyi kullanmış olmaları söz edilmeli. Bundan da söz edilmeli. İkisini kıyasladığımda ben tarih öncesiyle tarihin ileri çağları arasındaki fark gibi bir şeyler görebiliyorum. Bizi çok çok aşmış vaziyettedir 68 gençliğini bu gençlik. Peki. Aslında siz konuşurken bir soru belirmişti. Tekrar iki soru belirdi. Ben onları peş peşe sorayım. Birincisi, siz Başbakan Erdoğan olsaydınız bu hareketin karşısında ne yapardınız? İkincisi, bu gençlik hareketinin farklı olduğunu söylediniz. Ben genel olarak sadece gençlikte değil de bu kadar kesimin yer aldığı bir hareketi yönlendirmekte bir sıkıntı var mı? Yani bu hareket ileriye taşınacak mı? Ne olacak? Ben olsaydım ne yapardım? Tabii saçma bir laf olacak da. Senin sorunun için söylemiyorum. Benim söyleyeceklerim saçma sözler olabilir. Her şeyden önce bir halk iktidarı halkı bu hale getirmişse eğer, yani diyelim işte bir halk iktidarı olarak kendisini ortaya koymuş bir hükümet, halkla bu şekilde karşı karşıya gelmişse tası tarağı toplayıp gitmelidir. Halkla bu şekilde boğuşmaz. Hiçbir halktan yana bir hükümet halkı bu derece tepkili hale getirdiyse artık hükümet etme vasfını kaybetmiş demektir. Şu sözler çok sık söyleniyor. Ya halkı anlamıyor. Bizi dinlese ikna olur. Bizi bir dinlese, konuşsa, ne dediğimizi tam olarak anlasa ya da çevresi ona yanlış bilgiler vermese başbakan bu kadar saçmalamaz diye düşünüyorlar. Aslında ben Recep Tayyip Erdoğan'ın saçmaladığını düşünmüyorum. Son derece kararlı bir politika var ortada. Demin söylediğim sebeplerle geri adım atması, esnemesi, farklı bir yol üzerinden kendisini yeniden inşa etmesi imkanlarını kaybetmiş bir katılıkta bir politika bu. Diyor ki, sen şunu ver, ben bunu alayım şeklinde yönetim olmaz. Yönetemezsiniz, böyle yönetemezsiniz. Yönetimden anladığı ki bütün egemen sınıfların aslında demokrasi anlayışı budur. Ben size ne verirsem almanız gereken şey odur. Hak isteyemezsiniz. Ben size haklarınızın ne olduğunu söylerim. Onları da veririm.
siz kendinize hak icat edemezsiniz. Yasalar, anayasa vesaire haklarınız zaten belirlidir. Bunların ötesinde bir hakkınız yoktur. Aynı mantıkla bugün benim söylediklerim sizin haklarınızın sınırını çizer diyor. Haklarınız yasalarda ve anayasalarda yazılmış olan kadardır. Onun dışında görevleriniz vardır. Görevlerinizin ne olduğunu da ben dikte ederim. Bu yalnızca başbakanın kişiliğine özgü bir şey değil. Bugün bütün dünyada derece derece farklı esneklikler göstererek belki herkes böyle yönetiyor hakları. Yönetim anlayışı budur burjuvazinin. Alınacak olan her şey zaten verilmiştir. Bundan ötesini istemeyiniz. Birçok konuştuğumuzda talepler aslında karşılanmayacak talepler de değil. Yani çok zor bir talep mi bunlar? 4 tane madde sıralanıyor. Ama zedeler. Yani imtiyaz olarak mı görüyor? İmtiyaz yani? Olarak görüyor. Çünkü bunlar kendisinin vermeyi düşündüğü şeyler değil. Hiç planda yoktu. Hiç planda yok. Önümüzdeki işte 2023'e kadar plan yaptığını söylüyor belki. Ama böyle bir pürüz istemiyor. Bunlar plana aksatabilecek şeylerdir. Bugün Gezi Parkı'ndan vazgeçerse yarın çılgın projeden vazgeçmek zorunda kalabilir. Üçüncü havalimanından vazgeçmek zorunda kalabilir. Köprüden vazgeçmek zorunda kalabilir. Zincirleme gidiyor. Onun zihninde bunların hepsi birbirine bağlıdır ve herhangi bir kopma olmamalıdır. Dolayısıyla burada direneceğini düşünüyorum. En fazla el altından şöyle bir yeni projeden söz ediliyordu. Taksim'den başlayıp Tarabya'ya kadar uzanan bir yeşil kuşak projesi alternatif olarak var imiş. Belki oradan bir şey gösterebilir. Yani aynı derecede rant getirici, aynı derecede müteahhit zengin edici bir projedir o da. Belki orada bir sapma gösterebilir. Ama esas olarak zincirleme bir mantık yürüttüğü için ve planladığı her şeyin birbirini takip eden unsurlardan oluştuğunu kurguladığı için bunlardan herhangi birinin kopmasına, eksik bırakılmasına razı olmayacaktır. Biraz da direniş alanlarından konuşmak istiyorum. Oraya yansıyan şeylerden. Hem Taksim'de hem diğer illerde kurulan çadırlarda olsun, direniş alanlarında kolektif bir yaşamdan bahsediliyor. Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Nasıl bir birliktelik var? Kimler var? Farklı kesimler duyuyoruz. Nasıl bir aradalar? Evet. Şöyle söyleyeyim. Bunu daha sınıfsal olarak işçi sınıfının eylemlerinde de, örneğin tekel direnişinde de görmüştük. Birlikte bir yere kamp kurduklarında, çadırlar kurulduğunda, ortak bir yaşam organize etmek gerektiğinde, bu üstelik bir toplumsal hareket, siyasal muhalefet özelliği de taşıyorsa, başka türlü yaşanılamaz. Orada bireysel hayat diye bir şey olmaz. İnsanlar ister istemez orada bir toplum yaratmışlardır. O toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ise ancak dayanışmayla, ancak karşılıklı sevgi, saygıyla, paylaşımla mümkün olabilir. Rekabet orada olmaz. Birbirine hot sot sökmez. Kabalık edemezsiniz. Birbirinize saygısızlık edemezsiniz. Çünkü sizi bağlayan şeyler yüksek amaçlardır. Bir yere kilitlenmişsinizdir. Elde etmek istediğiniz siyasi bir hedef vardır. Ve buna uygun olarak da kendi iç dayanışmanızı doğal olarak kurmak zorundasınız. Şüphesiz oradaki insanların her birinin gerçekten iyi eğitimli, ne istediklerini bilen, modern dünya ile ilişkilerini üst düzeyde kurmuş gençler çoğunluğu olarak değerlendirdiğimizde böyle bir yaşamın aslında onların tabiatına çok uygun olduğunu da görürüz. Ben kendi payıma şunu sonucu çıkartıyorum. İşte sosyalizm böyle insanlar ve böyle bir dayanışma ruhunun egemen olduğu birlikte yaratma eylemi içinde kurulabilir. Sosyalizm de budur. Birlikte yaratmayı amaç edinen insanlar birbirlerine kötü davranamazlar, birbirlerini yok sayamazlar, birbirlerinin değerini bilirler. O zaman biz komşumuzla bir ortak
şeyimiz yok diye mi ayrılıyoruz? Yani Türk-Kürt farklılıkları. Mesela şimdi bir fotoğrafa bakalım, onun üzerine de konuşalım. Hani tamam. Bu alandaki renk hiç araya gelemeyecek dedikleri ayrıştırılan insanlar alanda bir arada. Arkadaşlarım şimdi ekranı verecektir. Onun üzerine de birkaç yorum yaparsanız. El ele BDP bayrağı evet. taşıyan ve Türk bayrağı taşıyan iki genç. Bu harika bir fotoğraf. Bir Kürt genciyle işte belli ki Mustafa Kemal'in askerlerinden bir genç kız. El ele birlikte alanda kendilerine yöneltilmiş saldırıdan kurtulmaya çalışıyorlar. Sağ alt köşede ise orta yaşını biraz da geçmiş bir hanım iki eliyle birlikte ülkücülerin işaretini yapıyor. Yani ben zor yapıyorum da o kurt hareketini yapıyor. Böylece meydanın bileşimini ve aynı amaç uğruna nelerin bir araya gelebileceğini, Türkiye devriminin, gelecekteki devrimin hangi unsurları kapsayarak ilerleyebileceğini de gösteren bir fotoğraf bu. Amaç burada işte deminki sloganda söylediğim gibi 3-5 ağaç değil bir odun meselesinden bir araya gelmişlerdir bu insanlar. Muhalefet ettikleri, karşı koydukları, mücadele konusu olarak gördükleri şey onları birleştirmiştir. Kendi görüşlerini koruyorlar. Kürt çocuğu hiç de işte ırkçılarla aynı yere mi düştüm, milliyetçilerin oyununa mı geliyorum falan diye düşünmüyor orada. Çünkü ne için savaştığını, ne için mücadele ettiğini biliyor. Aynı şekilde Mustafa Kemal'in asker olduğunu haykıran genç kadın ne için mücadele ettiğini biliyor ve Kürt'ün eline sımsıkı sarılmış. Diğer yandan onların sloganlarını MHP'nin yahut ülkücülerin ortak simgesiyle destekleyen bir orta yaş üzeri hanımefendi var. Peki biz bundan sonra böyle tabloları daha sık görür müyüz sizce? Umarım görürüz. Yani çözüm sürecine bir etkisi olur mu bu? Çözüm sürecine hayır etkisi olmayacağını düşünüyorum. Bunu elbette ona karşı kullanmak isteyenler var. Özellikle Ergenekoncu, ulusalcı, nasyonal sosyalist kesimler böyle teşebbüslerde bulunuyorlar. Yani çözüm sürecini de baltalayacak, ortadan kaldırabilecek bir muhalefete çevirmek istiyorlar. Ama gördüğümüz tablo aslında çözüm süreciyle demokratikleşme mücadelesinin iç içe geçtiğini gösteren bir tablodur. Evet, Sayın Aydın Topukçu çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için eklemek istediğiniz. Eklemek istediğim şu, nerede eylem orada biz de olalım. Çok teşekkür ederim katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için. Evet değerli izleyenler, televizyonumuz genel yayın yönetmeni Aydın Çubukçu konuğumuzdu. Şimdi kısa bir ara verelim, aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.